Samet. Nergis. Ne işin var burada senin? Ben? Şey, iş güç işte. Sen Onur Enişem'in şirketiyle iş mi yapıyorsun? Evet. Yani birlikte çalıştığımız iş alanları var. Bakıyorum memlekete gidilmiş, gelinmiş. Ama Nergis aranmıyor. En son beni ekmişsin hatırlıyorsan. Şey, Nergis, ben seni arayacaktım. Gerçekten bak, ben seni çok özledim biliyor musun? Burnumda tütüyorsun. Her gece rüyamda sen. Gündüz hayalim, gece rüyamsın resmen. O kadar belli ki. Anlamadım canım. O kadar belli ki diyorum. Beni hayallerinde, rüyalarında yaşatıyorsun ya. Hiç görüşemediğimiz için. Vallahi ne desen haklısın. Şey, müsait misin? Bir çay içelim mi seninle? Hem biraz konuşuruz. Nergis! Erol merhaba. Merhabalar, hayırdır burada? Hoş geldin, vallahi özlettin kendini. Bir arka... Aa, gitmiş. Ya bu kadar da fazla ya, öldüreceğim onu. Ne oldu aşk olsun, bir sakin ol. Kimi öldüreceksin, kim gitmiş? Ha sen haberleri mi gördün? Onur'la ilgili değil mi? Ah Nergis'ciğim, biz beraber büyüdük biliyorsun. Bak kuzenimdir ama gerçekten bu yaptıklarına ben de anlam veremiyorum. Yani sen Lale gibi birini bırak, git Pelinsu'yla yeniden barış. Olacak iş mi bu? Haberler doğru mu? Doğru tabii. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Madem barışacaktı, niye ablamla evlenmek istedi? Hem de düne kadar. Ben de dedim, yapma dedim. Bak bu Lale çok iyi bir kız dedim. Ailesi çok iyi bir aile dedim. Kardeşleri desem pırlanta dedim. Ama yok, çocukluktan beri böyle. Bir şeyi elde etmek için bir çabalar. Onu elde edince hop diğerine, daldan dala yani. Ama bu Pelinsu'yla da bu kadar kalması, bu da ilktir bak. Artık ne kadar aşıksa. Peki ablamdan niye bunu kesildi? Şimdi Laleciğim hamile, doktor bey de demiştir, üzülmesin demiştir. Onur da ne kadar vicdansız da olsa o çocuğun babası bir yerde. Üzmemek için söylememiştir. İnanmıyorum ya. Eğer aralarında bir şey olmasa bu kadar vakti birlikte geçirmezler. Nergis'ciğim bak, ablan gerçekten çok iyi bir kız. Biz el birliğiyle Laleciğim'i bu duruma hazırlayalım, tamam mı? Bir de ne olursun benden duyduğunu kimseye söyleme. Çünkü Onur öfkesini kontrol edemiyor, gelir bana patlar. Bak bu çocuk tedavi gördü, hala sinirlendiğinde gözü kararıyor yani. Doktoru da saldırmış zaten. Bak bunu da senden yeni duyuyorum, biliyor musun? Doktora saldıran kuzenine ne yapmaz işte, lütfen. Yok yok, merak etme. Ne demek Nergis'ciğim, ne demek? Bak biz hep birlikteyiz, beraberiz, tamam mı? Böyle vicdanlı, iyi insanlar olarak ayakta kalmaya çalışacağız. Her şey insanlar için. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok selamlar. Yazıklar olsun ya. Ya ablamın dediği doğru tabii. İyi olsa bizi mi bulur? Kızım ne oldu? Gitmek için seni bekliyordum. Anne çok fena. Yapma. Gerçek, ben biliyordum. Ben biliyordum, söyle. Kuzen Erol var ya, şirkete girer girmez onunla karşılaştım. Haberler doğru dedi. Barışmışlar ama ablam üzülmesin diye ablamdan saklıyorlarmış. Ben o holdingi onun başına yıkmaz mıyım? Anne ne olursun, ablam duyacak, sus. Aa, ne oldu Nergis, ne oldu? Ver şunu çantamı. Haberler doğruymuş. Ne diyorsun ya? Ya ben önce onun anasıyla babasının başına o çatıyı yıkacağım, ondan sonra da holdinge gidiyorum. Anne, ablamla gidelim. Ha, gel gel, sen de gel. Ben de geliyorum, hadi. Sen de gel. Sen göz kulak tamam. Ol Allah aşkına, tamam, tamam mı? Anne, ne karıştırıyorsunuz? Üçünüzde de var bir haller. Böyle gizemli hareketler falan. Benden bir şey saklıyorsunuz, ben fark ediyorum, çözerim ama... bence önce siz açıklayın. Anneciğim bekliyorum. Evet. Duymadınız mı kardeşinizi? Ne saklıyorsunuz? Ne gizemli hareketler? Böyle falan filan. Söyleyin. Sen yanlış anladın, ne oldu biliyor musun? Bunu bir mezatta bir gül bulduramadım. Düşün,
Hayatta her şeyimi mi kendim yapacağım be? Yani hiç kimse benim yardımcı olamayacak mı? Gel Nilüfer, sana öğreteyim gül almayı. Sen ablanla burada bekle. Hadi hoşça kal. Sen burada kal. Ne mez atmış arkadaş, ne mez atmış yani. Annem de var bir haller ama neyse ben çıkıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Doğum kursuna Nergis. Bugün doğum kursun vardı değil mi? Evet. Gitme sen. Ay neden gitmiyorum anlamadım. Nereden bileyim, yalnız bırakma beni işte ya. Gitme bugün. Peki şu an neden saçmalıyorsun Nergis? Saçmalıyorum değil mi? Ben geleyim o zaman. Bak ben sizde bir haller var demiştim. Garip garip hareketler. Ne işin var senin Allah aşkına ya? Merak ediyorum. Hamile kalınca gidersin Nergis'ciğim. Hadi ben çıktım. Annem beni öldürecek ya. Ama engel olamadım, ne yapayım? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.